Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun deneyeceğiz. Bir inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Lone Wolf oynayacağız. Bir girelim bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben biraz inceledim. Oyunu sevdim arkadaşlar. Bakalım siz de beğenirseniz serisini devam ettirip oynayabiliriz. Aslan veya kaplan daha güçlü olabilir. Ancak kurt sirkte soytarılık yapmaz diyor. Vay 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 vay. Güzel lafmış. Ben bunu telefonda denedim arkadaşlar. Telefonda kulaklıkla çok daha iyi. Ama şu an ben emülatörde oynayacağım. Bakalım oynayabilecek miyiz? Galiba biz bir keskin nişancıyız. Hazırlandık. Yola çıkıyoruz. Bu ara sahne isterseniz geçebiliyorsunuz alttan. Ama ben ara sahneyi ilk başta izlememiştim. Bir izleyelim bakalım. Galiba bize bir görev veren kişi var. Tamam, oyunu yapan geç. Geç, var mı ara sahne? Skip diyeceğim bak. Temel eğitim görevini suçluyu öldür. Eğitim göreviyle başlıyor arkadaşlar. Şimdi yakınlaştırma var. Tamam. Atış yap. Kafadan vurursak daha iyi verir diye düşünüyorum. Headshot. Görev tamamlandı. Güzel. Kafadan vurunca da buradan bize ödüller veriyormuş. Bölüm 1. Tanışmalar. Bir cesaretin kolayca alınabileceği bir yerde buluşmak. Karanlık ıssız nehrin hemen üstünde. Onlara burada buluşmanın aptallık olduğunu kabul ediyorum. Ancak Emily haklı ise aradığımız katil boğurabilir. Maske takmışsın Emile. İsmimiz Emile herhalde. Sana güvenebileceğimi söylemişti. Emile sana güvenebileceğimi söylemişti. Emile başka biri. Emile bana burada Mando ile bulaşacağını söyledi. Tamam. Liderimizi karanlıkta tanıyamayacağımız insanlara buluşmaya göndermeyiz. Evet, biz Mando'yu arıyormuşuz. Zamanı gelince Mando ile tanışacaksın. Biz Manda'yı arıyoruz ama niye arıyoruz bilmiyorum. Benim eşim senin Emile söyledikleri kişi olduğunu emin olmak. Peki sen kimsin? Ben örgüt adına konuşuyorum. İstersen Mando'nun sağ kolu diyebilirsin. Mando'nun sağ koluymuş. Bana aracı diyebilirsin. Sen aracı. Burada sırf Emile senin en iyi olduğu söylediği için geldim. Sadece doğru olup olmadığını kendim görmek istiyorum. O halde işe başlayalım dedik. Avukatlar örgütün doğal düşmanlarıdır. Onlardan iğreniriz. Avukatları hiç sevmezlermiş. Özellikle bir avukat Richard Carter. Büyük bir sorunmuş bu adam. Richard Carter'ın örgütten uzak durmasını istiyoruz. Hukuk asistanlarından biri Planet Cafe'de adamlarımızla buluşuyor. Richard Carter örgüte karşı yürüttüğü davalarla bilinen biriymiş. Hukuk asistanını öldürerek ona bir uyarı mesajı göndereceğiz. Az zaman kaldığının farkındayım ve yarın burada buluşalım. Aynı saatte. İyi şanslar. Yarın polisi getirmemeye çalış. Hukuk asistanını öldür. Görevimiz hukuk asistanını öldürmek. Yakınlaştıralım. Şimdi burada iki kişi var. Hukuk asistanı hangisi? Resme hiç bakmadım. Bize bir resim göstermiş miydi? Büyük ihtimalle gösterdi. Ben bakmadım. Hukuk asistanı hangisi olabilir? Galiba şu karşıdaki, onu vuracağım. Ulan ıskaladık. Dur. Sekmesini arkadaşlar şey yapmamız lazım. Hesaplamamız lazım. Sol üstten gitti. Yakınlaştırıyorum. Gene bunu vuracağım. Ama direkt gene kafadan vurmaya çalışacağım. Evet. Görev tamamlandı. 50-50 güzel. Bu arada ben birinci bölümü falan geçmiştim. Ve bayağı bir çeyreğe kazanmıştım. Onlar yeni oyun başlatınca tamamen gitti. Video izleyerek alttan 200 çeyreğe kazanabiliyormuşuz. Bu çeyreler arkadaşlar tüfek falan almamızı, ekipman almamızı sağlıyor. İpucu yok. Tanık yok. Kanıt yok. Bu Lone Wolf mükemmel bir vuruş yaptı. Suç esrarlı bir şekilde işlendi. Sorular sadece daha fazla soruya yol açıyordu. Örgüt için bu harika bir haberdi. Öldürücü bir hayalet bulmuş olabiliriz. Ama hala ona tam güvenmiyorum. Gazeteci gördün mü? Polis hiçbir şey bulamamış.
Gerçi henüz sadece bir gün oldu. Soruşturma sırasında kanıtlar ortaya çıkabilir. Bulunacak bir şey yok diyorum ona. Mando ile konuştum, ikna olmamış. Vuruş mükemmeldi, vaktimi boşa harcama. Dinle. Yeni üyeler alma konusunda örgütün standartları çok yüksektir. Pekala, ben gittim. Mando benim. Ne zaman geliyor, bu çocukla tanışmak istiyorum diyor. Mando buymuş. Ona tahmin olmadığımızı söyledim, gitti. Tatmin olmadığımızı söyledim, gittim. Umarım şaka yapıyorsundur. Kontrol elimize tutmamız gerekiyor. O bize geldi. Evet, ona ihtiyacımız var. Ancak nedense onu bize daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyor. Mando diyor. Şey yok, bu aracı. Onu geri getir. Her şeyi bir tarafa nasıl bulacaksın onu? Her şeyi bir tarafa nasıl bulacaksın onu? İçimde onu biraz bulacağım dair bir his var. Evet. Adliye, avukatı öldür. He, adamlar bize görev vermeden biz direkt gidip avukatı da öldürüyoruz. Tamam, atış için dokun. Ağır hareket için basılı tut. Bu telefon, normalde telefon kontrolleri için yapılmış arkadaşlar. Bir de şeyle deneyeceğiz. Avukatı öldür. Avukat şu hareketi den herhalde. Kafadan vurabilir miyim? Vururum. Temiz iş. Ben Jeffrey Davis. Bu akşamki en önemli haberle karşınızdayız. Polis adliyesi cinayetinin kurbanı Richard Carter olduğu bildirildi. Polis örgütünü ve Richard Carter'ın ölümü arasında olası bağlantılar araştırıyormuş. Richard Carter örgüt çetesinin üyeleri ortaya çıkartmakla tanınıyor. Mando, Lonamak bize bir mesaj veriyor. Ne demek istiyorsun? Richard Carter vurulmuş. Hemen bul onu. Richard Carter'ın ölmesinin bir mesajı da açık ve net. En iyisi olduğunu kanıtlıyor ve bunu sorguladığımız için yüzümüze vuruyor diyor. Tek sorun, onunla iletişim kurabilmemin yolu yok. Bu lanet köprüde beklemenin anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyorum. Ring ring ring, telefonu çalıyor. Yeterince vaktimi heba ettin mi? Rich Carter, sen nasıl? Bir şey değil. Sanırım seni yeterince değerlendirmemişim. Bu son şansın. Aracı. Bir hata yaptım. Dinle, sana verecek bir işim var. Mando ile tanışıncaya kadar olmaz. Mando bu iş için seni istedi. Oldukça acil. Acil bir iş. Ortada kaybolmuş olabilirdim. Sen çok iyisin, ancak tek tetikçimiz sen değilsin. Bu işten sonra Mando ile tanışacağım ya da onunla kullanmamız gerekecek. Bir kutu temizleme işletiyor ve ona aradığımız bilmesi gerekiyor. Kuru temizlemeyi işletmesi gerekiyor. Onun için orada olacağını biliyor, ancak koruması olacaktır. Wong'a ulaşman için korumasını ortadan kaldırman gerekiyor. Tüm korumaları öldür. Düşmanın öndekileri ölmesine izin verme. He, öndekileri vurursak arkadaki bizi görür. Tüm korumaları öldür. Şimdi önce bir bakalım kaç koruma nerede var. Arabanın içinde biri var. İki kişi var, başka da yok. Önce arkadakini vuralım. Çünkü öndekini vurursak arkadaki görür. 105 metre. Kafadan. Hadi be. Iska. Bu arada da 10 tane şey veriyor herhalde. 5 dakikada bir yeni şey geliyor. Bu arada şeyi hesaplamamız lazım. Mesafeyi hesaplamamız lazım. Nefes almayı hesaplamamız lazım. Şuna basınca nefes mi alıyordu? He, odaklanma. Ama ona odaklanınca arkadaşlar, ona odaklanınca şeyi hareket ettiremiyorum. Onun ayarlarını yapmam lazım. Telefonda olur da şeyde olmaz. Emülatörde olmaz. Daha biri daha var. Dur oğlum. 3 kişiymiş bunlar. 2 kişi diye düşündük. Arkadan biri daha geldi. Onu da vursaydım iyiydi. Vuramadık. 3 kişiymiş bunlar. Onu da unutmayalım. Önce bunu, önce sonra onu, ondan sonra arkadakini vurmamız lazım. Güzel. Geliyor. Var mı başka? Temiz. Tüfek. Tüfeğimizi bir inceleyelim. Ürünler. Bilgi ve satın almak için kilitli öreğe dokun. Dokundum. 140. 1110'umuz var. Satın aldık. Buradan yükseltmeler, geri tepme falan filanlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel. Geçelim. Yeni göreve bakalım. Tüfekle gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. Wong, bize yardım etmezsen seni Mango'ya götüreceğiz.
Eminim Mando ile çok eğlenirsiniz. Lütfen size yardım, size daha önce söyledim. Paranız Red Face'te. Benimle gelmen gerekiyor. Wong. Size her şeyi söyledim. Ne olur beni bırakın gideyim. Korkacak bir şey yok. Red Face'i bulmamız şartıyla. Onu bulacağım. Wong doğruyu söylüyorsa Red Face saklanıyor olmalı. Red Face şuymuş. Red Hair. Kırmızı kafalı. Kırmızı kafalı, kırmızı saçlı. Red Face dışarı çekeceğiz. Erkek kardeşi her iş günü bir otobüse biniyormuş. Red Face takmadığını İskoç gençlerinden gelen kızıl saçından alıyormuş. Erkek kardeş de kızıl saçlıdır. Öldür onu. Mümkünse Red Face onu uyarmadan önce. Üst geçit. Hedef kızıl saçlı olan eleman. Kızıl saçlı. Bu değil. O değil. Hah, geliyor. Yakınlaştır. İki kişi birden mi vurduk la? Aa, iki kişi birden vurmuşuz. Geçmesini bekleyeceğim ya da geçmeden vuracağım. Direkt şu arada vurmam lazım onu. Evet. Görev tamamladı ama kafadan vuramadık. Maalesef kafadan vursak bir 50 daha verecekti bize. Devam. Bana iyi haberi ver. Red Face kardeşini uyarmış olmalıydı. Tahminim Red Face ekimi toplamakla meşguldü. Dur tahmin edeyim, onları öldürmemi istiyorsun. Söz veriyorum bundan sonra Mando ile tanışacağız. Red Face faaliyetlerini bir ambarda yürütüyormuş. Aynı Wong'a olduğu gibi korumaları öldür ve beni Red Face'e ulaştır. Red Face geldiğimizi kırmızı saçlı bacağından vur diyor. Biliyor olmalı, ambarda ekimini hazır bulunduracağız. Burada yazıyor zaten, bacağından vurmalı. Öldürme, bacağından vur diyor. Bu işi riske keskin nişancı tüfeğiyle uygun bir açı düşünemiyorum. Sana dikkatli olmanı söylerdim ancak yeteneğinden kuşkum yok. Hepsini öldür ancak Red Face'in hayatta kalmasına dikkat et. Red Face'in hayatta kalmasına dikkat et. Tabanca. Tamam, tabancayla oynayacağız galiba bunu. Gidelim, korumaları öldür, Red Face'i yakala. Oo. Dur, arabada kimse yok. Sadece mi var? Evet. Bir kişi varmış burada. Kes susturucuyla vurduk. Şimdi önce arkadakini vuracağım. Ne oldu? Lan! Hemen öldük. Hemen öldük. Bir daha deneyelim. Onu ıskalamıştık. Şunları vursam. Şuna tek atmam lazım. Güzel. Güzel. Başka? Neler oluyor? Red Face burada değil. Çünkü bunu planladı. Bu bir pusu mu? Neden böyle düşünüyorsun? Ben olsam tam böyle yapardım. Kahretsin buradalar. Red Face'i yakala, öldürme. Tamam, bacağından vuracaktık onu. Tuşları ayar, şarjör değiştirme ayarlamamışız. Öl lan. Çabuk, 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 çabuk. Güzel. Bacağından vur dedi. Evet, vurdum. Görev tamamlandı. İsabet oranı %56'ymış, çok düşük. Kafadan vuruş 5. Yepyeni pantolon. Kahrolası. Pantolonunu düşürüyor adam. Beni hanginiz vurdu? Adiler. Sakal iyi bir hedef ancak seni canlı istediler. Red Face bakıyorum. Barışı bozuyorsun. Barış mı? Yegane kardeşimi öldürdün sen. Şimdi tüm yapmam gereken seni öldürmek. Mando biraz konuşmak istiyor. Hastane mecburen bekleyecek. Örgüte hoş geldin. Evet, örgütün içine girmişiz.
Harika atışlardı. Sadece senin sayende. Aslında Mando dostumuz Refezi görüşmeye biraz oturalım geç. Mando bizi içeri çağırıncaya kadar beklemek zorundayız. Neden biraz kendi anlatmıyorsun? Kendine ve çevirde de biraz şeyler var, düşüklükler var. Bu da ne? Çıkıyor muyuz? Sadece birinin adam öldürme nasıl bu kadar iyi olabileceğini merak ediyormuş. Pek doğal görünmüyormuş. Keçinin doğası aslandan farklıdır. Ya da kurttan. İtiraf etmeliyim ki yeteneğin işe yarıyor. Atıcılığı nereden öğrendin diyor. Beni tanımamak canını sıkıyor olmalı. Dinle, bizim ofisimizde liderimiz yanındaki odada oturuyorsun. Evet, seni tanımamak kesinlikle beni biraz tedirgin ediyor. Ben de olurdum. Evet, pekala, eğer seni sakinleştirecekse. Ateş etmeyi babam öğretti. 11 yaşındaydım. Babamın bana ilk tüfeği verişini hatırlıyorum. Dipçiğin dokusunu, yanağımın nasıl yapıştığını hatırlıyorum. Tam olarak ne zaman tetiğe attığını, tüfeğin ateşlediğini hatırlıyorum. Tüfek sanki benim bir parçamdı. Kontrol tamamen bende olan bir vücut parçası. O zamandan beri sadece o tüfekle ateş yapmak istedim. Babam nasıl kullanacağımı öğretti ve ona nasıl saygı duyacağımı. Tüm kutular temiz. Tamam. Burayı hatırlıyoruz. Hatırlıyorum daha doğrusu. Tüm kutuları temizle. Gez göz arpacık dedik. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Doldur. Şu şarjör değiştirme tuşunu da ayarlamam lazım. Odaklanmayı da ayarlayacağım. Şöyle, şöyle. Evet. Evet. İki tane kaldı. Güzel. Var mı başka? Görmedim. Bitti. Babamla birlikte her gün bütün gün atış yapıyorduk. İlk canlı hedefe vurduğumda da yanımdaydı. Bir kuzgun geldi ve atış yapacağım yere kondu. Kuzgunlar tavuklarımıza saldırıyordu. Masumları öldüren bir şeyi öldürmek benim için hiç sorun değildi. Bir canlı ateş edirken her şey daha yoğun hale geldi. İlk öldürüşümü hiç unutmayacağım. Hedefimin atan bir kalbi olduğuna daha çok keyif alıyordum. Kuşu öldür. Evet, kuşu arkadaşlar zarar verdiği için vurmuş. Onu da söylüyor. Bir tane mi kuş? Evet, isabet oranı %100. 800 ÇR'ye de verdi. 2990 oldu arkadaşlar. Elinci bir elini kaybet. Burada bir bonus. Donafo oy vermek isterim. Daha sonra veririz kardeş. Bu kadar öykü yeter. Mando nerede? Yeter artık. Nerede? Elleri resmen boğazına sarılmış durumda. Dinle. Seni faaliyet yerimize getirdim. Şimdi bizden birisi ve Mando ile tanışacaksın. Tahmin edeyim bana verecek bir işin daha var. Ve onu yapmamı bekliyorsun. Sonra burada geleceksin ve seni kendi Mando'nun ofisine götüreceğim. Söz veriyorum. Bizi oyalıyor bunlara. Red Face'i bir takas yapmayı ikna ettik. Red Face'e karşı bizim paramız. Red Face'in ekibi onu bekliyor ancak gitmeyecek. Ekibini öldür ve paramızı geri al. Raylardaki ekibi öldürmemiz lazımmış. 100 metre sonralar mermiler inişe geçermiş. İrtifa kaybedermiş. Uzaktan merminin nereye vuracağını belirleyebilme. 690'a şunu alabiliyormuşuz. Alalım abi. Var paramız. 690 aldım. Göreve gidelim. Acaba kuşandı mı onu? 320 metre, 100 metre kadar üstte nişan al. Tamam dedik. Evet, kuşanmış. Kuşanmış. Önce arkadakini vurmam lazım da. Yok, önce arabadakini vuracağım. Önce arabadakini. Araba görüyor orayı çünkü. Temiz atış. Hayır. Nasıl vurmaz onu be? Şu odaklanma çok önemli. Odaklanma tuşunu ayarlayacağız. Onu ayarlasaydım şimdi geçmiştim onu. Önce arabadaki.
Hadi be, kıpırdama be. Son anda kıpırdadı. Son anda kıpırdadı. Evet arkadaşlar, burada 10 tane şey vermişti bize. Hak vermişti, onları bitirdik. Buradan reklam izleyerek doldurabiliyormuşuz. Ben izleyeyim, burayı keserim ya. Biraz daha devam edelim. Evet, reklamı izledim, doldurduk. Tekrar ekibi öldürmeye gidelim. O durduğu an vurmam lazımdı ama son anda kıpırdadı. Güzel atış. Kafadan vurmaya çalışıyorum. Tam kafasına nişan aldım aslında ama o tepme ile birlikte yukarı kaçıyor. Bu sefer garantiye gideceğim. Bu sefer kafadan vurmaya çalışmayacağım. Arabadakini kafadan vururum. Diğerlerini garantiye gideceğim. Bunları garantiye gideceğim. Durduğu anda vuracağım onu. 3. Var mı başka? Yok. Temiz iş. O nerede? Red Wheels'in kim parayı getirdim mi? Kendi Mando'ya vereceğim. Elbette. Sadece önce seninle ben konuşacağım ama istedi. Mando biraz hızlı karar verebilir. İlk gün köprüde seninle bulaşacaktı. Ancak ben seni teslim etmem gerektiğini düşündüm. Gecikme için özür dilerim. Hadi Mando'ya gidelim. Evet arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Birinci bölüm biraz eğitimdi. İkinci bölümde Mando ile tanışma bölümünden devam edeceğiz. Zamanı gelmişti evlat diyor. Örgüte hoş geldin. Evet. İnceleme videosuydu bu arkadaşlar. Sizden beğeni, izlenme güzel gelirse Mando ile tanışmayla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.